Yeni insan nasıl olacak? Yeni medyanın ne yapıp nasıl biçimlenecek? Ve yeni insan nasıl davranacak? Ne yapacak? Bu konuda bir uzmanımız var. Marmara Üniversitesi'nden Tıp Fakültesi Psikiyatri Profesör Doktor Kemal Seher şimdi sunacak bize. Teşekkür ederim. Evet, tamam, teşekkür ederim. Evet, epey sayımız azalmış görünüyor. Yorucu bir gün tabii sabahtan akşama kadar. Ben bugün size çok coşkulu bir yeni medya taraftarı olarak seslenmeyeceğim. Yeni medya konusundaki büyük coşkuları, büyük alkışları paylaşamıyorum. Yeni medyanın toplumsal ve insani maliyeti konusunda biraz düşünmenizi isteyeceğim. Bu konuda bir sunum hazırladım. Elbette her yeni teknoloji gibi yeni medya da bir şekilde bir panik uyandırıyor. Çünkü hakikaten günümüzde ilk defa belki modernitenin getirdiği bu büyük sıçramayla, tarihte sıçramayla beraber ilk defa insanlar bedenleri olmadan gezebiliyorlar. Dolayısıyla bu yepyeni bir öznellik getiriyor. Dünyayı yepyeni bir biçimde bilme imkanını önümüze seriyor. Ve bununla beraber tabii moral panikler başlıyor. Moral panik dediğimiz şey aslında bir şekilde dünya düzenini tehdit ettiği konusunda toplumun bir fikir birliğine vardığı durumlar. Mektupla başlıyor bu mesele. İngiltere'de posta arabaları sevgililer arasında hanımlardan işte beylere aşk mektuplarını haftada birden haftaya iki taşımaya başladıkları zaman toplumda bir infial oluyor. Kadınlarımız iffetini kaybediyorlar. Haftada iki mektuplaşma olur mu diyorlar. Sonra telgraf geliyor. Bu sefer yine bir başka panik başlıyor. Diyorlar ki ya kadınlarımız bizden habersiz olarak evlenirlerse telgraf yoluyla. Telefon bambaşka endişeler, televizyon bambaşka endişeler yaratıyor ve nihayet internetle beraber bu endişelerin zirve yaptığı bir dönemden geçiyoruz. İlişkiler internet üzerinden başlayabiliyor ve The Breakup 2, The Breakup 2'da söylediği gibi internet üzerinden bitebiliyor. Dolayısıyla aslında insan ilişkisinin giderek sahici alandan, gerçek alandan, yüz yüze iletişimden sanal iletişime doğru kaydığı yeni bir döneme girmiş bulunuyoruz. Ve bunun acaba toplumsal psikolojimizde ve bireysel psikolojimizde nasıl yansımaları oluyor? Bunu mutlaka tartışmamız lazım. Bir maliyet ödüyor muyuz? Bir bedel ödüyor muyuz? Bu yeni teknolojilerle karşılaştığımız zaman beynimiz değişik biçimlerde tepki veriyor mu? Buna bakmamız lazım. Bakın ben bir psikiyatri uzmanıyım ve klinik psikiyatriyle uğraşıyorum. Biz şahsen kişisel olarak kendi ofislerimizde ilgilendiğimiz danışanlarımızla birebir yansımalarını bunun görebiliyoruz. Facebook üzerinden aşık olup, Facebook üzerinden yoğun ilişkiler geliştirip daha sonra işte aşkına karşılık bulamadığı için ağır psikozlar, ağır depresyonlar, konversiyon nöbetleri geçiren insanlarla karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla belki ilişki sanal gibi görünüyor fakat yarattığı etki tamamıyla gerçek, ıstırap da dibine kadar aslında gerçek. Peki ne yapıyor bize internet ortamı? Winnicott diye önemli bir İngiliz analist vardır. O potansiyel mekan diye bir şeyden bahseder. Anneden kurtulmakla dış dünyaya girmek arasındaki bir uzamdır bu, bir mekandır bu. Burada çocuk kendi düşlerini, kendi fantezilerini gerçekleştirme olanağı bulur. Aslında bir anlamda sanki internet bize bir potansiyel mekan sunuyor ve kimlik deneylerine, kimlik kaymalarına imkan veriyor. Bedene ihtiyaç duymayan bir öznellik çok yeni bir şey. Hakikaten yıllar önce Kanada'da bir üniversitede misafir öğretim üyesi olarak çalışırken işte Messenger var o zaman. Messenger'da yazışıyorum birden pat diye bizim bir dönem asistanlığımızı yapmış Lübnanlı Ali çıktı karşıma. Aa merhaba Ali dedim ben Montreal'den yazıyorum. İstanbul'da havalar nasıl? Vallahi bilmiyorum abi dedi. Ben dedi Lübnan'dayım şu anda.
Yani bir yandan Montreal'den Lübnan'a bir karşılaşma oluyor ve biz mekanlardan tamamen kopmuş, bağımsızlaşmış durumdayız. Gerçek ve sanal benliklerimiz arasında uçurum oluşabiliyor. Gerçek benliğimizin sadece göstermek istediğimiz, arzu edilir taraflarını sanal benliğimize yansıtıyoruz. Yani aslında internette kimlik deneylerinin en önemli unsuru olan bir şekilde kendimizi olmak istediğimiz gibi gösterme imkanına kavuşmuş oluyoruz. Cinsiyet ve yaş geçişleri çok önemli. Kendimizi olduğumuzdan daha genç, erkeksek kadın, kadınsak erkek şeklinde gösterebiliyoruz. Rahat idealizasyona imkan veriyor internet. Karşımızdaki insana onunla ilgili beklentilerimizi, arzularımızı hemen yansıtarak onu çok fazla yüceltebiliyoruz. Zaten internette veya Facebook'ta veya sosyal paylaşım sitelerinde insanların bu kadar kolay aşık olmalarının bir sebebi de bu. Kendimizin olumlu yanlarını gösterip olumsuzu saklayabiliyoruz. Sıklıkla sosyal paylaşım siteleri bizim görebildiğimiz kadarıyla, benim görebildiğim kadarıyla bir kaçış mekanı haline gelebiliyor. Evliliğinde mutsuz olan, sosyal ilişkilerinde sorunlu olan, sıkıntılar yaşayan insanlar için rahatladıkları, kendilerini ifade ettikleri, anlaşıldıklarını hissettikleri yahut anlaşıldıkları yanılsamasını hissettikleri bir yer haline gelebiliyor. Abartılmış kendiliklerimiz de orada varız. Kendimizi her zaman cilalayarak, çok efendim parlatarak gösteriyoruz. Başkalarının hoşuna gideceğini zannettiğimiz biçimlerde gösteriyoruz. Yüzsüz bir iletişim kuruyoruz. Şu anda evet yani kamera üzerinden yüzle de iletişim kurulabilir ama sıklıkla insanların ses tonlarını, jestlerini, mimiklerini hissetmeden bir iletişim kuruyoruz. Olduğumuzdan farklı görünüyoruz fakat bütün bunların daha utangaç, mahcup, sosyal fobik bireyler için avantaj sağladığını da unutmayalım. Kendilerini kolay ifade edemeyen insanlar sanal alemde çok daha rahat ifade edebiliyorlar ve daha kolay yalan söylüyoruz internette. Çünkü yüz çok tuhaf bir şey. Yüzü, insan yüzünü gördüğümüz anda beynimizde fusiform gyrus denen bir bölge var arkalarda bir yerde. Orası aktive oluyor ve insan yüzünü gördüğümüz zaman kolay kolay aslında yalan söyleyemiyoruz. Hatta insan yüzünü gördüğümüz zaman kolay kolay öldüremiyoruz bile. İkinci Dünya Savaşı'nda yapılan ilginç bir deney var, ilginç bir çalışma var kayıtlara falan bakarak, insanların tanıklıklarına başvurarak. Askerler birbirlerinin yüzünü gördükleri zaman kolay kolay birbirlerine ateş edememişler. Daha çok havaya ateş açmışlar. Dolayısıyla insan yüzünde hakikaten insanı bir moral sorumluluğa çağıran değişik bir şey var. Evet, internet ve insan ilişkileri konusunda iki kaba görüş var. Bir tanesi daha benim biraz kendimi yakın hissettiğim bir görüş belki. Sanal alemin bize zaman zaman büyük tuzaklar kurabileceğini söyleyen bir görüş. Sanal dünyada daha fazla yalan söyleyebiliyoruz, daha fazla farklı kendimizi tanıtabiliyoruz. Ama kim araştırmacılar da diyor ki hayır, sanal dünya bize biraz daha kendimiz olma imkanını verir. Dış dünyadaki maskeleri takmadan da dolaşma imkanı verir. Dolayısıyla daha dürüst olabiliriz. Paylaşılamayan şeyi paylaşmaya başlayabiliriz. Evet, az önce söylediğim gibi benliği yeniden ve arzu edilebilir şekilde yaratıyoruz. Bu ilişkiler anlaşmazlıktan uzak ve rahat. Sosyal paylaşım sitelerinde girdiğimiz ilişkiler bizi herhangi bir zahmete sokmuyor. Yani koltuğumuzdan kalkıp onlar için bir şey yapmamıza gerek yok. Dolayısıyla çok kolaylıkla bir tıkla yok edilebilir ilişkiler. Bizden fazla bir şey istemediği için de bir türlü derinleşemiyor. Hep bize oradaymış gibi olma duygusunu yaşatıyor ama aslında hiçbir zamanda bir tam manasıyla bir derinlik sağlamıyor. Çünkü mahremiyet yok. Daima şimdi ve buradayız. Çabuk tepkiler ve etkileşimsellik hoşumuza gidiyor. Facebook'a bir gönderi postaladığımız zaman, bir ileti postaladığımız zaman oradan aldığımız sinyaller hemen çok hoşumuza gidiyor. Çabucacık bir tepki almış oluyoruz. Çabucacık beğenilmiş oluyoruz. Bu da biriciklik hissimizi doyurarak aslında bir anlamda narsistik kültürü, bütün dünyayı şu anda ele geçiren narsistik kültürü cesaretlendirmiş oluyor. Evet, narsist kültürü cesaretlendirebiliyor çünkü geçmişimizi değiştirebiliriz. Geçmişimizin arızalı taraflarını törpüleyebiliriz. Facebook üzerinde
kendi profil ve resimlerimizi, kendi profil bilgilerimizde ve resimlerimizde kendimizi parlatabiliriz. Olduğumuzdan daha parlak, daha güzel, daha albenili, daha akıllı gösterebiliriz. Buffard ve Campbell'in çok önemli bir araştırması var. Facebook'ta ne kadar çok profil resmi değiştirirseniz ve ne kadar Facebook'ta zaman geçirirseniz aslında narsistik katsayınız o kadar yüksektir diyorlar. Bu çok sayıda yüksekokul öğrencisi üzerinde yapılmış bir çalışma ve Facebook zamanıyla narsizm arasında bir alaka kuruyor. Narsist surfing, yani Google'a ismimizi yazıp kendimizi arama, internette yana yakıla hep kendi ismimizin peşinde dolaşmada yine zamanın getirdiği yeni alışkanlıklardan. Tabii yüz yüze iletişimde aslında insan ilişkilerinde bir kontrol var. Dedim ya, insan yüzünü görmek bizi bir anlamda bir ahlaka davet ediyor. İşte sanal iletişimde bazen bu kontrolü kaybediyoruz. Dolayısıyla internet narsist deneyimler için yeni bir olasılık yaratıyor. Çünkü sanal ortamda öteki yeteri kadar canlı ama bir yandan da hayal kırıklığı yaratmayacak kadar güçsüzdür diyoruz. Fakat daha incinebilir bireylerde hayal kırıklıkları da çok daha yoğun olabiliyor ve gerçekten psikopatolojiyle, ruhsal sıkıntılarla, ciddi ruhsal sıkıntılarla sonuçlanabiliyor. Ben bir dönem Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde ergen kliniğinin şefliğini yürüttüm. Orada mesela hiç unutmadığım bir genç kız vardır. Yine böyle bir sosyal paylaşım sitesinde dolaşırken 4-5 arkadaşı birden ona hücum etmeye başlıyorlar ve sen eziksin, eziksin, eziksin diye hakaret ediyorlar ve çocuk o gece bir intihar teşebbüsüyle teşebbüsüde bulunuyor. Sabah biz kliniğe yatırmıştık. Buna benzer örnekler olabilir. Tabii bunlar çok kolay hemen genelleştirebileceğimiz şeyler değil ama birebir etkileri olabiliyor. Evet, bu Scientific American'dan bir makale. 30 yıl içinde, bu 30 yıl içinde bir şekilde insanları anlama kabiliyetimizin, empati kabiliyetimizin azaldığını bildiriyor. Bununla paralel olarak zamanımızda kültürde narsistik eğilimlerin arttığı yönünde de çalışmalar var. Yani insanlar artık biraz daha kendilerini düşünen, kendilerini seven, başkalarını daha az düşünen, kendilerini başkalarının yerine daha az koyan bir eğilim sergiliyorlar. Peki bu duyarsızlaşma ve empati eğitiminin sanal ortamlarla bir alakası olabilir mi? Sanal ortamla çok yakın temasın getirdiği bir sonuç olabilir mi? Kimine göre evet, kimine göre hayır. Çünkü empati yüz yüze etkileşimle, ancak empatik bir modeli görerek, beğenerek, onu modelleyerek, onu örnek alarak geliştirilebilecek bir şey. Ve ahlakın temeli, sanal dünya acaba bizi duyarsızlaştırıyor mu? İnsan ilişkilerindeki ufak nüanslara duyarsızlaştırıyor mu? Şiddetle, bizi çok fazla şiddete maruz bırakarak acaba şiddete duyarsızlaştırıyor mu diye bir tartışma var. Peki neden biz gerçek, birebir, kanlı canlı ilişkiler dururken sanal ilişkileri tercih ediyoruz? Evet, sanal ilişkilerde çünkü kendimizi çok daha iyi ifade ediyoruz. Çok daha rahat konuşuyoruz. Bunu trendeki yabancı fenomeni olarak açıklayanlar var. Trende ilk defa karşılaştığınız bir yabancıya bütün hayat hikayenizi pat diye anlatabilirsiniz. Çünkü onu bir daha görmeyeceğinizden eminsinizdir. Dolayısıyla internetteki anonimlik, bilinmezlik, isimsiz ve cisimsiz olma hali sizi çok kolay içinizi dökmeye bir şekilde zorluyor mu diyelim, bir şekilde teşvik ediyor diyelim. Tanımadığımız kişilere kendimizi anlatmak daha az maliyetli olduğu için çoğu zaman bize tanıdıklarımızı anlatmaktan daha kolay gelir. İşte bu yüzden psikiyatristler biraz para kazanır, psikoterapistler. Yoksa herkes akrabasını anlatırdı değil mi derdini? Evet, sanal ilişkiler kurma isteğimiz neden? Çünkü anonim kalmak istiyoruz, bilinmek istemiyoruz. Fiziksel görünüşümüzü saklayabiliyoruz. Kısa boylu muyuz, uzun boylu muyuz, erkek miyiz, kadın mıyız, yaşlı mıyız, genç miyiz? Bütün bunları göstermek zorunda değiliz. Yani karşımızdakinin gözünü doyurmak zorunda değiliz. İmgelerimizle onu etkilemek zorunda hissetmiyoruz. Kelimelerimizle onları
etkilemek zorunda hissediyoruz. Dolayısıyla yazılı dili kullanabiliyoruz. Daha sosyal kaygısı yüksek olan, utangaç, sanal dünyayı güvenli gören ve yalnızlık hissinden mustarip insanlar sanal ortamları biraz daha fazla kullanabiliyorlar. Onlar için sanal ortam hakikaten böyle bir terapötik, tedavi edici bir medium ortam olabiliyor. Evet, hanımefendi bir köpekle yazışmış sanal ortamda. Diyor ki, siz okuyamayabilirsiniz. Online profilinde, yazı küçük, online profilinde çok sevgi dolu, sadık ve topla oynamayı seven bir insan olduğunu söylemiştin. Ama doğrusu ben seni başka bir şekilde hayal etmiştim. Çünkü evet, internette derinleşemiyor bazı ilişkiler. Çünkü işte o ilişkinin derinleşmesi için gerekli tahmin edilebilirlik, güvenilirlik ve sadakat bazen oluşmayabiliyor. Peki gelelim bugünlerde Batı dünyasını da çok meşgul eden soruya. Acaba bu yeni öznellik, yeni teknolojiler, ekran karşısında çok uzun saatler geçirme hali bizi bir şekilde değiştiriyor ve dönüştürüyor mu? Beyinlerimize ne oluyor? Bilgisayar başında çok uzun saatler geçirdiği için artık dikkatini toplayamadığını, bir kitabı kolay kolay okuyamadığını düşünen var mı aramızda? Bir el kaldırabilir mi? Kaldırıyorum ben de. Evet. Gerçekten de öyle. Bilgisayarda dikkatimiz çok kolay kayabiliyor, sıçrayabiliyor. Oysa bir kitap okumak için sabra, zamana ihtiyacımız var, dikkate ihtiyacımız var. Günümüzde bilgisayarla ve ekranla çok fazla haşır neşir olmanın getirdiği bir dikkat çelimişlik halinde yaşıyoruz. Hiçbir zaman anı yekpare, uzun bir bütün olarak yaşayamıyoruz. O an sürekli bölünüyor, parçalanıyor ve bu yüzden de bir türlü dikkatimizi tam olarak veremiyoruz. İnsan ilişkilerinde de bu böyle. Yani siz konuşurken karşınızdaki insanla cep telefonunuz çaldığı zaman cep telefonunuza mı bakıyorsunuz, konuşmanıza devam ediyorsunuz. Cep telefonuma bakıyorum diyen yiğitler elini kaldırsın. Bravo, doğru söylüyorsunuz. Evet. Gerçekten de nedense çok tuhaf bir şekilde cep telefonunun konuşmaya bir önceliği var. Ben bunu hiç anlayamamışımdır. Çünkü yüz yüze iletişimde bulunuyorsunuz birisiyle. Bir anı paylaşıyorsunuz, bir zamanı paylaşıyorsunuz. Belki karşınızdaki insanın gözleri dolu, belki size çok heyecanla, çok büyük bir coşkuyla bir şey anlatıyor. Her şeyi bırakıyoruz, pat diye o çalan telefonu açıyoruz. O telefondaki ses bize en ayrıntı, en saçma sapan soruyu söylüyor ve saçma sapan bir konudan bahsediyor. Fakat o anı bölüyoruz. O anın biricikliğini kaçırıyoruz. Pek çok insan dolayısıyla bu cep telefonlarıyla ve bu teknolojiyle beraberken aslında orada olamıyor. Yani deminden beri şu konuşmacı şöyle iyi söyledi, bu konuşmacının bıyığı yukarı doğru kalkıktı, saçının perçemi önüne dönmüştü diye tweet atan arkadaşlar bir türlü burayı dinleyip ne olduğunu belki de tam manasıyla anlayamıyorlar. Evet, internet beynimizi nasıl etkiliyor? Şimdi beyin dediğimiz şey artık statik bir organ olarak kabul edilmiyor. Beyin dediğimiz şey çok dinamik bir organ. Her yeni inputla beraber, her yeni girdiyle beraber beyin değişiyor. Her kokuyla beraber beyin değişiyor. Bir hafta sonra Deniz Hocam'ın düzenlediği sinema bellek konferansı var burada. Onunla ilgili mesela bir şey söylemek isterim. Meşhur Proust'un meşhur kurabiye kokusundan birdenbire çocukluğuna gitmesi hadisesi vardır ya. Aslında belleğimiz de bir sürü şeyi kokularla, yaşantılarla, duygularla kodluyor. Dolayısıyla bellek de çok dinamik bir şey. Beyin gibi bellek de çok dinamik bir şey. Beynin bütün fonksiyonları çok dinamik. Her zaman her yeni yaşantıyla beyin değişebiliyor. Kendini bir şekilde aynı bugünkü yeni medya konferansı gibi yeni şeylere uyarlıyor. Nasıl bir sonraki konuşmacı hep bir önceki konuşmanın slaytlarını görüp yeniden kendisine bir çeki düzen veriyorsa, beyin de her yeni yaşantıyla beraber kendini yeni bir şekilde kuruyor.
Fakat günümüzde bu teknolojilerle beraber çok fazla bombardıman altında kalıyoruz. Her taraftan bombalar yağıyor. Her taraftan uyarı bombaları yağıyor. İşte bir dönem enformasyon bolluğu, çok sevgili Nabi Hoca'nın enformatik cehalet diye bir kavram getirmesine yol açmıştı. Hakikaten günümüzde de o kadar fazla uyarı bombardımanı altındayız ki hiçbir şeyde derinleşemiyoruz. Bilgi daha yüzeysel olana kayıyor. Fakat aynı zamanda bilgiyi bulma, saklama ve yorumlama tarzlarımız değişiyor. Bakın çok enteresan bir şey, insan beyniyle ilgili bir beynin çalışan bellek kısmı vardır. Bir de uzun dönemli hatıraların depolandığı yer vardır. Genellikle çalışan bellek çok fazla şey tutmaz kendisinde. Sürekli depoya atar. O depodan da hatırlarken, tabii bugünün ihtiyaçlarına göre her şeyi hatırlarız. Bugün biçimlendirir hatıralarımızı biraz. Ama eğer bizim bu kısa süreli bellek dediğimiz veya çalışan bellek dediğimiz kısım çok fazla uyarana maruz kalırsa giderek yorulma belirtileri göstermeye başlar. İşte bu yeni teknolojilerle beraber, yeni medya teknolojileriyle beraber beynin çalışan bellek ya kısa bellek kısmı çok fazla bombardımana maruz kalıyor ve bu da işte hatırlama güçlüğü çekmemize yol açıyor. Bazı şeyleri artık eskisi gibi hatırlayamamamıza, dalgınlığa yol açmaya başlıyor. Bu da entelektüel zayıflama ya yol açabiliyor, özellikle çocuklarda, gençlerde zihinsel cansızlığı beraberinde getirebiliyor. Aslında beynimizde en fazla uyarı nereden geliyor ise o bilgi kalıcı oluyor. Geriye kalan bilgiler de zamanla değerini yitiriyor. Oysa sonradan edindiğimiz bilgiler bir şekilde kaybettiğimiz bilgilerin yanında hiç mesabesinde olabilirler. Yani aslında kaybetmememiz gereken çok daha temel bilgiler bizim için çok daha hayati önemde olabilirler. Eric Schmidt, Google'ın chairman'i, o bir itirafta bulunuyor. En azından bir itirafta bulunuyor. Diyor ki, bilgiye ulaşmanın hızı ve uyarıcı kirliliği kavramayı etkiliyor. Derinlemesine düşünmeyi etkiliyor. Ben daha sakin bir ortamda kitap okumanın en iyi öğrenme yolu olduğunu düşünüyorum ve bunu kaybettiğimizi görmek beni üzüyor. Ne oluyor? Neden bu kadar seviyoruz bu ekrana yapışmayı? Screenager diyorlar artık. Teenager değil. Screenager. Ekran, ekrandaş mı diyelim onlara? Ekran bağımlısı bir kuşak geliyor. Çünkü yani biraz tabii biyolojik paradigma bize haz devrelerimizi uyardığını söylüyor. Yani nasıl efendim şu güzel şekerlemeler işte beynimizde dopamin devrelerini uyarıyorsa, nasıl işte kokain çekmek o beyindeki haz devrelerini uyandırıyorsa, işte bu ekran teknolojileri de bir şekilde dopamin devrelerini uyarıyor. Dolayısıyla bilgisayar ekranından gelen sayısız uyaran hızlı tepkiyi uyandırıyor. Aşırı derecede uyarılma ve heyecanı yol açıyor. Dopamin salgılanıyor. Dopamin hazı uyandırıyor. Ödülü alıyoruz hazla beraber. Fakat dopamin aynı zamanda beynimizin karar verme ve yürütme süreçlerini etkileyen prefrontal korteks denen ön bölgesini daha az çalışmaya yol açıyor. Bunun da çeşitli rahatsızlıklar dışında obeziteye de rol oynadığını biliyoruz. Dürtüler ön plana çıkabiliyor, bilgisayarın çekiciliği artıyor ve bu kısır daire böyle dönüp gidiyor. Evet, burada ilginç bir çalışma okuyorsunuz. Video oyunlarını çok seven çocukların beyin bölgelerinde tıpkı kumar oynayan kişilerin beyin bölgelerinde olduğu gibi bir takım değişiklikler oluyor. Aynı bölgeler aktif oluyor. Evet, bilgisayar ekranı karşısında bir çocuk hipnotize olmuşsa çocuk için herhangi bir uyaran onun varlığını onaylıyor. Bakın, özellikle 8-9 yaşında, 10 yaşında çocuklar gerçekten müptela oluyorlar. Bir çocuk psikiyatristi, meslektaşıma gelen bir çocuk, aynen ona şu ifadeyi kullanmış. Sürekli bir sanal alemde bir oyuna giriyor ve orada bir kahraman oluyor kendisi ve işte dünyayı kurtarıyor filan. Diyor ki ofiste, bu dünya çok kötü.
Ben bu dünyada yaşamak istemiyorum. Ben ölmek ve o dünyaya gitmek istiyorum. Aynen bu şeyi kullanın. Ben ölmek ve o dünyaya gitmek istiyorum. Şimdi özellikle bakın her çocukta aynı etkiyi uyandıracak diye bir şey yok. Fakat bazı çocuklar daha dürtüseldir. Biyolojik olarak bazı şeylere daha yatkındır. Bu çocuklarda bu yeni teknolojilerin çok dengeli, çok dikkatli kullanılması lazım. İnternetin sunduğu sınırsız sayıdaki uyarana alışan çocuk uyarıcı yokluğunda yalnızlaşır, yoksunluk hissine kapılabilir. Pek çok çocuk bugün internet karşısında olmadığında veya ekran karşısında olmadığında hemen sıkılabilmektedir. Evet, dolayısıyla logout is the hardest button to click diyor. Hiçbirimiz çıkış yapamıyoruz, kolay kolay bu düğmeye basamıyoruz. Evet, temel meselemiz yani sözün özü toparlayacak olursam bizim giderek sosyal paylaşım sitelerinde birlikte ama yalnız bireyler haline geldiğimizdir. Bu derin bir yalnızlık, çağımızın narsistik kültürünü yansıtan bir yalnızlık. Hepimiz olmak istediğimiz gibi kendi kontrolümüzde bir dünya var ediyoruz. Fakat hepimiz aslında biraz o dünyalarda sanki mış gibi yaşıyoruz. Dolayısıyla çok kolay reddedilmişlik hissine kapılabiliyoruz. Birisine arkadaşlık isteği gönderiyoruz. Oradan olumlu bir cevap gelmediği zaman hemen reddedilmişiz. Sanki dışarıda bırakılmışız gibi bir hisse kapılabiliyoruz. Unutuldum, önemsenmiyorum, kabul edilmiyorum gibi pek çok duyguya kapı aralanabiliyor. Evet, tabii bu işin bir tarafı. Fakat bir taraftan da bu kaçınamadığımız bir dünya. Ne yapacağız? Yani çocukları böyle bir dünyada nasıl büyüteceğiz veya nasıl onları daha etkili öğrenciler haline getireceğiz? Dolayısıyla bence tabii bunu öcü gibi göstermektense buranın sunduğu imkanlardan da yararlanabilmek lazım. Eğitim anlamında, bilgi anlamında yararlanabilmek lazım. Evet, sayısız uyaran var, odaklanmada sıkıntı var, kitap okuma oranları düşüyor, insanlar arası iletişim azalıyor, bağımlılık, sosyal izolasyon, iletişim sanallaşması bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Ama böyle aileler olmayalım. Herkesin bir köşede internet içinde veya bilgisayar teknolojisi içinde kayboldu. Geçenlerde bir danışanım şöyle bir şey anlattı. Çocuğumun dedi, işte kuzenimiz dedi, çok yaşıtı, çok özlemişti. 4 aydır, 5 aydır görüşmüyorlardı. İşte uzun bir ayrılıktan sonra bir araya geldiler, buluştular, kucaklaştılar falan filan, yukarı çıktılar. Bir 15 dakika sonra ses kesildi. Neyse bunlar herhalde fısır fısır konuşuyorlardır diye ben düşündüm. Fakat 1,5-2 saat geçti, hiç ses çıkmıyor. Anormal bir şey var dedi. Anormal bir şey var, yani bir tuhaflık olması lazım. Usulca parmaklarımın ucunda yukarıya çıktım ki dedi. Bunlar buluştuktan hemen sonra 2 tane laptopu açmışlar. Karşılıklı olarak 2 yatakta yatmışlar ve birbirlerine mesaj gönderiyorlar internetten. Konuşmuyorlar, mesajlaşıyorlar. Dolayısıyla hakikaten sınır koymak zorlaşıyor. Narsistik eğilimler artabiliyor. Çocuklar o dünyada çok keyif alıyorlar. Dopamin devreleri uyarılıyor. Onu bırakmak istemiyorlar. Şiddet içerikli oyunlar artıyor. Şiddet eğilimi artıyor. Ve popüler kültür tabii bayraklaşıyor. Popüler kültür daha yüzeyel olan şey bir şekilde daha fazla dolaşıma giriyor. Ve artık ben mesela üniversite öğrencileri arasında dahi iyi kelimesini iyi şeklinde yazan örneklerle karşılaşmaya başlıyorum. Yani texting, mesajlaşma normal dili de bozmaya başlıyor. Evet, peki gelişen teknolojiye karşı Kemal Sayar acaba neden bu kadar tepki veriyor? Galiba kendimi tehdit altında hissediyorum. Yeni teknolojiye karşı çocuklarımı veya sevdiklerimi koruyamayacağımı düşünüyorum. Belki de savunmaya geçiyorum. Belki de o moral panik halini ben de bir şekilde ucundan kıyısından yaşıyorum. Fakat unutmamamız gereken bir şey var. Her şeyin bir karanlık yüzü olduğu gibi bir aydınlık yüz de var. Bu teknolojiler çocuklara bir şeyler de kazandırıyor. O da nedir? Dijital çağ çocukları daha farklılar. Benim küçük çocuğumun ilk öğrendiği kelime nedir? Tahmin edin bakalım. Efendim? Enter'a benziyor hocam. Tıkla. Tıkla. İlk kelimesi bu.
Yeryüzündeki ilk kelimesi bu. Tıkla. Çünkü abi sürekli bilgisayarla haşır neşirken gördüğü için ve ona hayranlıkla büyüdüğü için birdenbire ilk kelimesi. Dünyaya düşer düşmez dilin ucuna ilk gelen kelime tıkla. Görsel dikkat bu çocuklarda daha iyi gelişiyor. El göz koordinasyonu gelişiyor. Tepki gösterme hızı da daha hızlı. Daha hızlı tepki verebiliyorlar. Dolayısıyla eğitim sistemini biraz değiştirmemiz lazım bu yeni nesilde. Öğretmene odaklanmak yerine daha öğrenciye odaklı, pasif öğrenciyi biraz aktif olmaya çağıran, onu da dersin üretim süreçlerine katan, öğrencinin bilgiyi alış şeklini değiştiği, görsel uyaranların arttığı, pasif dinleyici olmak yerine öğrencinin aktif katılımcı olduğu yeni bir müfredat, yeni bir eğitim sistemi kurmak lazım. Evet, zihin nedir dedik? Zihin şu bakışla oluşur. Bakın şu muazzam bakışı görüyor musunuz? Şu bakıştaki doygunluğu ve mutluluğu. İşte çocuğun anneyle kurduğu bu doyumlu ilişkiyle zihnin temelleri atılır. Zihin gelişirken ne olur? Nöronlar, sinir hücreleri değişik yerleri göç eder dururlar. Sonra belli nöronlar, belli sinir hücreleri bir araya gelir, belli yollar yaparlar. Daha çok gidilen yol, daha çok işlenen yol, daha çok efendim asfalt haline gelir. Bitiriyorum İsmail. Ve böylece giderek insanların dış ortamdaki zenginliğe göre, dış ortamda karşılaştıkları deneyimlere göre ve deneyimlerin çeşitliliğine göre zihnimizde çok fazla yolaklar oluşmaya başlar. Eğer bir çocuk zayıf ve fakir ortamlarda büyürse, yani insan ilişkilerinin zengin olmadığı ortamlarda büyürse, o çocukların zihninde çok daha az sinirsel yollar oluşur. Ve o çocukların çoğu zamanda empati merkezleri de gelişmemiş olur. Ne kadar renkli, ne kadar güzel bir ortam sunabilirsek çocuklara, zenginleştirilmiş bir ortam sunarsak, bakın burada okunmuyor. Yeni doğanın sinir hücreleri, 3 ayın sinir hücreleri, 16 ay ve 2 yaş. Giderek yapı karmaşıklaşıyor. Ne kadar yaşantı sunarsak, ne kadar yaşantıyla karşılaşırsa o kadar beyin karmaşıklaşır. Dolayısıyla aslında düşünmek beyinle sınırlı harekettir. Beynin içinde bir harekettir. Bakın fizik etkinlikte beyinde aktif olan bölgeler sadece zihinsel etkinlikle de aktif olabilmektedir. Evet, burada iki tane slide görüyorsunuz. Birisi daha izole kalmış ortamlarda yetişen bir denek hayvanının beyin hücresi, diğeri de zenginleştirilmiş. Ne kadar zenginleşirsek o kadar çatallanma, budaklanma oluyor. Yani aslında işin özü şu nöron hücresi ne kadar çatallanıp budaklanırsa o kadar yeni temaslar kurma şansına sahip oluyor. O kadar yeni yollar oluşma şansına sahip oluyor. Dolayısıyla zenginleşme bizim için çok önemli bir şey. Aslında beynimiz kişiselleştiği zaman zihin oluşuyor ve bu da ancak nöronların kendi arasındaki çok spesifik bağlantılarla oluyor. Dolayısıyla hepimizin nöronları çok değişik biçimlerde aslında birbiriyle temas kuruyor ve köprü oluşturuyor. Mesela bu kadar renkli bir ortamda yaşarsanız bu kadar karmaşık bir beyne sahip olabilirsiniz. Zihni yitirirken ne oluyor? Bakın burada da ilginç bir şey oluyor. Embriyo, fetüs, olgunluk dönemi, sonra o budaklanma yavaş yavaş yine azalıyor. Yani beyinde o nöron hücresi, nöronda beyin hücresindeki çatallanma, budaklanma azaldıkça beyin de işlevini yavaş yavaş kaybediyor. Evet, yeni teknolojiler bir şekilde çocukluğumuzu acaba elimizden alıp götürüyor mu? Bu bir soru. Nicholas Carr'ın ünlü kitabı The Shallows, Sığlıklar yahut. Hep bu konulara değiniyor. Yani bu ve yine Richard Watson'ın Future Minds adlı kitabı da bu konuya değiniyor. Acaba yeni teknolojilerle beynimiz değişiyor mu? Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde 13-17 yaş grubu 30 saatin üzerinde ekran karşısında geçiren bir grup %54. İki gençten birisi bir haftada 30 saatin üzerinde ekran karşısında kalıyor. Bu çok önemli bir rakam. Sosyal paylaşım ağları zamanımızın önemli bir kısmını alıyor ve bu da işte Sherry Turkle'ın Alone Together, birlikte ama yalnız dediği durumu ortaya çıkarıyor.
Aslında insan etkileşiminde kelimeler %10, pardon geri geleyim, beden dili %55, ses %35 etkilidir deniliyor. Ve bütün bunların hiçbiri Facebook'ta yok. Evet, böyle bir saydam camdan birbirimize bakıp, birbirimizi görüp sanki birbirimize dokunamayan insanlar gibiyiz. Yeni medya konferansının içine ettiysem çok özür dilerim. İsmail Hakkı Polat benim sınıf arkadaşımdır Eskişehir Maarif Koleji'nden. Kendisine özür diliyorum ama uzun yıllar boyunca içimde kendisine karşı bir hınç biriktirmiştim. Onu burada kusma imkanı buldum. Çünkü kendisi hep benden kopya çekti ve benden daha yüksek notlar aldı. Evet, böylece rahatlıyorum. Bu çok hoş bir şey. Bir yabancı araştırmacının slaytı. İşte e-blogger zamanında 1999'da diyor ki kedimin ne yaptığı hakkında bir şeyler yazacağım. 2004'te Flickr'da işte kedisinin resimleri. YouTube'da 2005 yılında hareketli kedi resimleri. Kedi oradan oraya hopluyor filan. Ve nihayet 2007'de saat 1'de kedim hapşırdı. 1.02'de kedim yeniden hapşırdı. 1.04'te kedim uzun zamandır hapşırmadı. Ve böylece giderek telaşlanan bir insan tipinden bahsediyoruz. Bu belki işin komedisi, bu işin belki komiği. Fakat acaba bu teknolojilerin hayatımızda alıp götürdüklerini de biraz daha düşünmemiz gerekmez mi? Bakın bu çok önemli bir slide. Gün be gün psikiyatristlerin ve çocuk psikiyatristlerin ofisine dikkat problemiyle gelen insan sayısında bir artış var. Bu artış bakın 1992 yıllarından 2006 yılına kadar neredeyse hani böyle exponential derler, katmerli bir şekilde çoğalarak gidiyor ve çok büyük rakamlara ulaşmış durumda. Bunda yeni teknolojilerin ve ekran bağımlılığının mutlaka bir rolü var. Video oyunları dağılmış dikkate yol açıyor, daha kısa dikkat aralığına ve artmış huzursuzluğa yol açıyor. Bütün bunları da yeni teknolojileri tartışırken düşünmek zorundayız. Peki, soru şu. Karşımıza güzel güzel yeni medyanın faziletleri ve güzelliklerini konuşurken birden fırlayan bu adam bir şehamet tellalı mı? Kötü şeyler söylemekten zevk mi alıyor? Bizi efendim alarmist sözleriyle bizi acaba tedirgin mi etmek istiyor? Hayır, sadece şunu söylüyorum. Adorno'nun meşhur sözünde söylediği gibi sorgulanmayan hayat yaşanmaya değmez. Bu teknolojiler karşısında bir büyülenmişlik hissiyle kendimizi kaybetmeyelim. Bu teknolojilerin neye hizmet edebildiğini, neyi değiştirdiğini, bizim öznelliğimizden de hangi parçaları, neleri alıp götürdüğünü ve bu arada bize de neler eklediğini çok daha güzel bir şekilde tartışabilelim. Hayatımızda bir denge olsun, sanal ile gerçek arasında bir denge kurabilelim. Bu dengeyi iyi oturtalım ve sanalın öne çıkışı gerçeği örtmek pahasına, gerçeği yok etmek pahasına olmasın. Yeni medyanın önünde duramayacağımızı biliyoruz fakat hasarlarını da tartışabilelim. Ve çocuklarımızı da bu arada doğal hayattan da koparmamaya gayret edelim. Uzun saatler ekran başında onları tutmayalım. Levinas diye ünlü bir düşünür vardır bilirsiniz. Onun çok güzel bir sözü vardır. Ahlak ötekinin yüzünde başlar der. Hakikaten başkasının yüzünü canlı canlı gördüğümüz etkileşimlere hepimizin insan olarak ihtiyacı var diyor. Ve kendimin de bu medyada aslında yer aldığımı itiraf ederek bitiriyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Şimdi hiç ara vermeyeceğiz aslında. Hemen sahne birkaç sanayi olacak. Çünkü bir... Yani sorular tabii, pardon. Acil şey olunca kusura bakmayın onu. Sonra panik ettik ya uzadı diye. Hani hocam yoğun internet kullanımı, ekran bağımlılığı, hani bunun bütün etkilerini saydınız. Birçoğunda bende olduğunda fark ettim. Hani dikkat dağınıklığı, bazen toparlayamama. Benim hasta eskiden o şey. Çok fazla alıcı uyarıcı açık olma gibi etkileri, olumsuz etkileri de ben şahsen yaşadığımı fark etmiş oldum. Ancak şöyle bir ayrım da yapmam gerekiyor. Sorumu ona göre oluşturacağım. Buradaki birçok insan aslında sosyal medyanın içinde girişimci, iş yapan, para kazanan bu sektörün elemanları olarak da çalışıyor. Yani
buradaki bizim bağımlılığımız, buradaki birçok insanın bağımlılığı iş ve mesleki amaçlı. Aynı etkileri iş ve mesleki amaçlı da buna girmiş olduğumuzda yaşama ihtimalimiz nedir? Burada bir farklılık olabilir mi? Zihinsel anlamda, beyinsel anlamda. Çünkü beslendiğimiz yer burası. Geleceğimizi, tabii, para kazanmamızı ve emeklilik, evet, planlarımızı buna göre yapmak zorundayız. Yok, yani bunun cevabı çok açık. Eğer sizin böyle bir iş maksatlı olarak uzun saatler geçirmeniz, dopamin devrelerini haz maksatlı olarak orada geçiren insan kadar uyarmayacaktır. Yani onun bağımlı olma potansiyeli size göre çok daha yüksek olacaktır ve o sistemden, o ödül sisteminden vazgeçmesi onun çok daha zor olacaktır. Fakat dikkat merkezleri üzerinde benzeri bir etkisi olduğunu tahmin ediyorum. Başka soru? Benim de iki sorum olacak. Şimdi sunumunuzun sonuna doğru bu nöronlar ve petlerinin karmaşıklaşması, zengin ortam, fakir ortam vesaire, bu konuda bir şeyler söylediniz. Şimdi ekran karşısında şu kadar zaman geçti. Aslına bakarsanız dijital yerli kuşakların nöronları ve petleri üzerinde bir araştırma yapıldı mı da daha önce bunların petlerinin çok daha karmaşık, şimdi çok daha dümdüz olduğunu iddia edebiliyoruz. Bunu soracağım. Çünkü oldukça yeni bir dönemden bahsediyoruz. Ben de bir babayım. 5 yaşında bir kızım var mesela. İşte çok da ekran bağımlısı falan değil aslında ama farklı bir çocukla karşı karşıya olduğumda bilincindeyim. Evet. Şimdi son gösterdiğiniz o exponential büyüme, yani çocukların dikkat bozukluğundan dolayı medikalize edilmeleriyle ilgili mesela ben size başka bir yaklaşım da geliştirdim. Çünkü her şeyi sorgulamamız gerektiği gibi mesela ben de sizin yaklaşımınızı sorgulayıp bu konuda Amerikan hükümetinin 1990'lardan itibaren geliştirdiği sağlık politikaları, medikalizasyon teknikleri, yönetim tarzları, farmakoloji sektörünün bu konudaki atılımları vesaire diye bambaşka bir noktadan da yaklaşabilirim. Siz de ben de gayet iyi biliyoruz ki bu konudaki araştırmalar da, yani sizin alanınızdaki araştırmalar da diğer başka alanlardaki bilimsel araştırmalar kadar incontestable değillerdir. Birbirlerini tamamen yanlışlayan çok sayıda araştırma var. Yani ben de işte biraz çalışıp tamamen farklı araştırmalardan hareketle söylediğiniz tamamen olmasa da çoğu şeyin tam aksini aynı bilimsellik iddiasıyla iddia edebilirim. Teşekkür ederim. Evet, bu konuda yani nöronların çatallanması konusunda o direkt çalışmalar yok. Yani çünkü bunun metodolojisiyle ilgili oturmuş bir fikir birliği yok. Fakat fMRI dediğimiz hareketli beyin beyindeki işte glukoz metabolizmasını veya beyinde belli alanların aktive olmasını ölçerek yapılan uzak doğu mahreçli çok sayıda çalışma var. Tayvan, Kore, buralardan çok sayıda bildiri geliyor. Bunların yavaş yavaş bir bilgi akümülasyonu meydana getirdiğini söyleyebiliriz. Fakat %100 tutarlı bir şey yok. Fakat yine de biz burada bir ekstrapolasyon yapıyoruz. Bir şekilde bir tahminde bulunuyoruz. Diyoruz ki bir çocuğun bir odada sadece ekrana bakarak geçirdiği zaman bir çocuğun hayatın içinde başka insanlarla etkileşimde bulunarak, onları dinleyerek, hikayeler dinleyerek, hikayeler uydurarak, oyun oynayarak geçirdiği zamana göre daha muhtemelen zayıflatılmış bir ortamdır. Diğeri daha zenginleştirilmiş bir ortamdır. Dolayısıyla daha zenginleştirilmiş bir ortam daha iyidir diyoruz. Yani bu dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu çok fazla tartışmaya konu olan bir şey. Burada elbette ki medikalizasyonun oynadığı rolden bahsedebiliriz. Fakat bu konuda çok artık oturmuş, yerli yerine oturmuş, bu işin sadece sapkınlığın, deviyasyonun, medikalizasyonu veya efendim yaramaz haşarı çocukların bir isimle etiketlendirilerek farma endüstrisine bir kazanç elde etme gibi bir işte komploya kurban gittikleri yolundaki görüş, yani bir görüştür. Fakat bu da eleştirilen bir görüş. Çünkü hakikaten
bu rahatsızlık yüzünden hayatları perişan olan, çok ciddi sıkıntılara yol açan, hayatını kaybeden çocuklar olabiliyor o dürtüsellikleri yüzünden. Belki şunu eleştirebilir, yani bir eleştirmen, daha hakkaniyetli bir eleştirmen, acaba bu rahatsızlığın ölçütleri çok mu geniş tutuluyor diye bir eleştiri getirebilir. Ama kimse bugün çıkıp bu hastalık yoktur, bu hastalık tamamen işte Amerikan farma endüstrisinin insanları medikalize etmek ve ilaç satmak için uydurdukları bir kategoridir derse, biraz doğrusu amacını aşan bir eleştiri yapmış olur diye düşünüyorum. Bu kadar büyük artışın, bu kadar çok büyük artışın, evet, farkındalıkla alakası olabilir. İnsanların bu rahatsızlığı artık biliyor olmasıyla alakası olabilir. Bir yandan da belki eleştirinize bir yer açmak adına kriterlerin biraz daha gevşek tutulmasıyla günümüzde de alakası olabilir. Doğru olabilir. Yani bütün bu eleştiriler yapılabilir de nitekim yeni teknolojinin, yani televizyonun, mesela bir kitap var İngiltere'de, çok hoş bir kitap, yani provokatif bir kitap. Diyor ki sizin için kötü olduğu söylenen her şey sizin için iyidir. Şimdi o kitabın da temel argümanlarından bir tanesi, televizyon seyretmek iyidir. Televizyonda şiddet sahnelerine maruz kalmak iyidir. Dolayısıyla şiddete maruz kalırsanız kendinizi çok çok daha fazla gerçekleştirmiş olursunuz. Daha fazla içinizdeki sıkıntıları dışa atmış olursunuz. Role playing'i daha fazla yapmış olursunuz diye. Bilim böyle bir şey. Değişik bakış açıları çarpışacak. Yani bir eklemem var. Mesela örnek olarak Jonathan Swain'in kitabını gösterdiniz. Yani işte, Türkler aptallaştırıyor mu? Kimin kitabı? Nicholas Carr'ın kitabı. Nicholas Carr. Bir şey olsun. Nicholas Carr'ın sen de bir iddia ediyorsun. Evet. Kitaba karşı çok sayıda kitap da yazıldı. Yani biraz bana, daha doğrusu son bir soru sormak istiyorum. Sizce bu 10 yıl sonra böyle bir konuşma yapabilecek misiniz? 10 yıl sonra, yani bu 10 yıl sonranın kimi haklı çıkaracağını hiç bilemeyiz. Hayır, bunlar yani artık 10 yıl sonra bu konuşmanın çok daha vahimini yapmak zorunda kalabiliriz. 10 yıl sonra kim dinleyecek sizi? Belki bu tamamen anakronik kalmış olabilir. Bu, yani tamamen tarihsiz bir konuşma olarak da kalabilir. 10 yıl sonra ne olacağını bilmiyoruz. Çocukların işte televizyondan çok kötü etkilendiği, çocukların işte telgraftan çok kötü etkilendiği, işte kadınların, siz verdiniz örnek olarak, iffetlerinin haftada iki mektupla bozulduğu konusu gibi bir şey aslında. Farkındasınız değil mi? Yani bu dijital, evet, yerliler büyük bir çoğunluğu oluşturduğunda, yani biz ikimiz aynı yaşlarda olduğumuz için bir yerde bir belki konuşuyor olabiliriz bık bık diye, ama geri kalan bizi dinlemeyecek. Ben bundan eminim. İşte zaten son slaytta onu söylemeye çalıştım. Yani bir büyülenmişlik halinde, vecd halinde geçip gidecek miyiz? Yoksa arada bir çomak da sokacak mıyız? Yani arada bir soru da soracak mıyız? Ben bugün size birkaç soru sordum. Doğru yanlış zaman içinde anlayacağız. Sadece bu soruları da sormamız gerekiyor. Bakın, alarmist politikalarına ve şehamet tellallığına teslim olmayalım. Dünyanın sonunun geldiği, artık çok kötü zamanlarda yaşadığımız gibi bir halifi ruhiyeye kendimizi kaptırmayalım, ama bir büyülenmişlik, bir vecd, bir istigrak halinde de soru sormaktan da kendimizi alıkoymayalım. Şey bu. Çok felsefe bu yani. Veremeyeceğim söz çünkü çok sıkıştık. Bir sonraki panel başlayacak. Geç kaldık. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.